ne yapacağımızı şaşırdık. Esnaf da ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşa da diyecek hiçbir sözümüz kalmadı. Bizim en son aldığımız zam 3. aydaydı. 3. aydan bugüne kadar sadece akaryakıta gelen zam %25 civarındadır. Biz sabrediyoruz ama artık sabrımızın da sonu geldi. Çünkü artık kazancımızın üstüne cebimizden paralar koyduğumuz gibi nakit de elimizde olmadan dolayı kredi kartlarımız da dolmuş vaziyette. Şöyle izah edebilirim. Arsuz'a gidip gelen, örnek veriyorum, Arsuz'a gidip gelen bir arabanın sadece akaryakıt gidiş gelişlerine yaktığı akaryakıt 385 lira ile 400 lira arasındadır. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Arsuz'a gidiş gelişte 20 tane yolcumuz olursa akaryakıtı kurtarmamız gerekir. Sabahleyin pik saatlerde 15 yolcuyla gelir, dönüş bomboştur. Akşamleyin pik saatlerde gidiş 10-15 yolcudur, dönüş bomboştur. Bunun haricindeki ara servislerimizde yolcu kapasitemiz düşmektedir. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları egale edebilmemiz için bizim fiyat tarifelerimizin yükselmesi gerekir. Fakat fiyat tarifelerimizin her 25 kuruş yükselişinde bile yolcu kapasitemiz düşmektedir. Yolcularımız da kendilerine alternatif arayış içerisindeler. Haklılar. Kimseye ayıplayacak durumda değiliz. Şöyle oluyor. Özellikle şehir içerisinde motosiklet ve elektrikli motosiklete talep çoğaldı. Dün elektrikli motosiklet plakalarının kaç tane gittiğini biz bilemeyiz. Çünkü onlar kayda girmiyorlar. Sadece dün 31 tane motosiklet kaydı yapılmıştır. Bu afaki motosiklet kayıtlarının sebebi yolcu taşıma ücretlerindeki fiyatlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışlardır. İnsanlar çare arıyor, çok ayıp değil, haklılar. Bizim merkezi hükümetten taleplerimiz yük ve yolcu taşımacı yapan esnaflarımıza navlun ücretleri, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması ki bunu defa kez söylüyorum. Yük taşımacılığında navlun fiyatlarının düşmesi, ham madde ve maliyet unsurlarını etkilediğinden dolayı düşük maliyette toptancıya veya tüccara, fabrikaya mal edilecektir. Yolcu taşımacılığından da akaryakıt fiyatlarına ÖTV, KDV indirimi yolcu fiyatlarının düşmesine sebep verecektir. Bu da vatandaşımız için lehte bir gelişmektedir. Yerel yönetimlerden de beklentimiz var bizim. Bazı belediyeler, büyükşehir belediyeleri özellikle bazı belediyeler maddi destek yapmaktadır. Bazı belediyeler de malen destek yapmaktadır. Yani 100 kilometreye kadar olan gidiş gelişlerde belirli miktar akaryakıt desteği vermektedir. 2 hafta önce Büyükşehir Belediye Başkanımızdan randevu alarak bu talebimizi ilettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız imkanlar ölçüsünde değerlendireceğini söylemiştir bize. Lakin kesin bir sonuç alamadık. Fakat şu en son bir haftadan beri peş peşe gelen zamlardan dolayı Büyükşehir Belediye'mize dün dilekçemizle tekrar başvurduk. Ya bize istemesek dahi akaryakıt fiyatlardaki desteğinizi esirgemeyin ama bu mümkün değil ise bizim tekrar fiyat tarifemizin revize edilmesi konusunda talep dilekçemizi ilettik. Üzülerek bu dilekçemizi vermek zorundaydık. Zira bizim maliyetimizi karşılayacak durumda değiliz. Esnaflarımızı da kollamak, gözetmek zorundayız. Vatandaşın durumunu da biliyoruz. Bir köklü çözüm gerek merkezi hükümetten gerek yerel yönetimlerden bir çözüm bekliyoruz, destek bekliyoruz. Vatandaşın üstüne yüklenmek istemiyoruz ama şu an muhatabımız vatandaş. Üzülerek belirtmek istiyorum ki fiyat revizesi için talep dilekçemizi verdik. İnşallah bir destek görürüz. Bu fiyatların yükselmesini istemiyoruz. Haricen bir konuya daha değinmek istiyorum. Şu an zaten sıkıntı içerisinde olan esnaflarımız, özellikle taksici esnaflarımızdan bahsetmek istiyorum. Tekrar Büyükşehir Belediye'mizin ihaleye çıkarmış olduğu, İskenderun'un içerisinde ihaleye çıkarmış olduğu taksiler var. 8 adet taksi var. Biz bunu şifayen de ve resmi olarak da ilettik Büyükşehir'e. En azından şu durumlar geçene kadar, ekonomi normale binene kadar taksici esnaflarımızın araç sayısının artmaması için 122 tane taksimiz fazlasıyla yeter İskenderun'da. Zaten 2-3 servisten fazla yapamıyorlar. Yani toplam 100 lira olsa kazancı bunu karşılayamayacak. 8 tane ihalenin tekrar iptal edilmesini, kaldırılmasını özellikle büyük şehirden rica ediyoruz.